paranın kripto hali sabah raporuyla karşınızdayız. Şimdi bugün itibariyle aslında biz biraz daha FTX krizinde çözülmeyi, biraz daha tablonun netleştiğini görebiliyor durumdayız. Ama e, yılın sonuna yaklaşırken tabii bu yılın muhasebesi de yapılıyor. Bu yılın muhasebesinde neler var? Bunlara da beraber bakıyor olacağız. Haftanın son günü itibariyle biz işlemler ne durumda? E, talep ne durumda risk işten ne durumda bunlara da göz atacağız. Önce gelin hemen piyasalara hızlıca bir bakalım. Bitcoin diyelim. Sonra haber akışımıza bakacağız. 16.400 lira seviyesinde e, yaklaşık e, özür dilerim 16.400 dolar seviyesine yaklaşık bir Bitcoin fiyatlaması görüyoruz ki e, Bitcoin'de düne göre 24 saat içerisinde %1,5'luk bir düşüş daha gerçekleşti. Şimdi bu düşüş devam edecek mi? E, asıl konuşulan konu bu yani e, 16 bin seviyeleri bir dip seviye değil mi acaba e, diye konuşuluyor özellikle Amerika'daki hisse senedi piyasalarıyla e, kripto piyasalarının şu anda koreli olduğu yönünde bazı açıklamalar var eğer e, önümüzdeki ay Fed'in e, faiz kararı e, belki beklentilerden daha farklı gerçekleşirse ki şu an 50 bas puanlık yaklaşık bir artırım bekleniyor eğer beklentilerden daha farklı gerçekleşirse Kripto para piyasasında çok ağır etkilenebileceğine dair bir beklenti var. Dolayısıyla biz 16 bin seviyeleriyle yılı kapatabilecek miyiz henüz bilmiyoruz. Yılın kapanışına yaklaşık bir aylık bir süreç var. Ama geçtiğimiz bir yıla baktığımız zaman da çok ciddi bir kayıptan söz edebiliyoruz. Yani özellikle kripto varlık piyasasının tamamına baktığımız zaman 3 trilyon dolarlardan biz bugün 863 Milyar dolarları konuşuyoruz. Yani bir yıllık süreçte yaklaşık 2,2 trily trilyon e dolarlık bir erimeden bahsediyoruz. Kimin nesi eridi? Yatırımcıların yatırımları, birikimleri eridi aslında. Biraz daha detaylı bakarız birazdan ama önce gelin piyasanın kanalına da bir bakalım. Şimdi Ethereum diyeceğiz. Hemen Ethereum tarafına da bir bakarız birazdan. E önce... Ee, hemen bir risk ve e, iştah endeksine bir bakalım. Şimdi e, hali hazırda korku ve iştah endeksine baktığımız zaman biz 20 seviyesinin altını çok da görmüyoruz. Ama 20 seviyesinde tutunma çabası demek aslında dip seviyeleri e, tanımlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla e, korku ve iştah endeksinde biz Bugün 20 seviyelerini yine görüyoruz. Yani korkunun çok yüksek olduğu seviyeleri görüyoruz. Bunu söyleyelim. Boğa ve ayı endeksine baktığımız zaman orada da piyasanın nasıl bir ortamda oluştuğunu söyleyecek olursak şu anda evet ayı piyasasından bahsetmek mümkün. Yani 0,1 seviyelerinde yaklaşık bir konumlaması var. Boğa ve e, ayı endeksinin 0,5 ideal seviyedir. Piyasanın dengelendiği, arz ve talebin dengelendiği bir seviyedir. Oradan oldukça uzaktayız. Birbirini destekler nitelikte iki endeks. Ethereum'a da hemen hızlıca bir bakalım. Ethereum tarafında da biz %2,2'lik bir gerilemeyi görüyoruz ki 1182 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü söyleyelim Ethereum'un da. Ethereum daha net bir düşüş sergilemiş durumda, daha yüksek bir düşüş sergilemiş durumda ki aslında biz Ethereum'un da Terra krizi sonrasında, FTX krizi sonrasında bu denli etkilenmediğini görmüştük Bitcoin kadar ama bugünlerde Ethereum'un da artçı olarak aslında etkilerini yaşadığını görebiliyoruz. Peki... Hemen altcoin'lere de hızlıca bir bakalım. Bitcoin ve Ethereum'a baktık. Tether, BNB, sabit coin'ler tarafında USD coin tarafında ciddi bir hareketlilik yok. Zaten dolar endeksinde de çok ciddi bir hareketlilik yok. Önümüzdeki ay biraz daha belki değişimleri görebileceğiz bu tarafta. Dolayısıyla sabit coin'ler tarafında da etki edecektir. XRP tarafında %8'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Dogecoin'de yatay bir görünüm var. Ada Cardano'da %1,9'luk bir düşüş var. Polygon'da da %5'e varan düşüşler var. Peki Polkadot'a bakalım orada %3,6'lık bir düşüş karşımıza çıkıyor. Litecoin'de %3,3'lük bir düşüş var. Solana'da %2,5 ve Shiba Inu'da da %2'ye yakın düşüşler karşımıza çıkıyor. Tron'da yatayın üzerinde bir görüntü var. Pozitif bir görüntü var. Yine swap tarafından eksi %3'lere varan bir görüntü var. Avalanche'de %3,9'luk düşüş var. E, Wrapped Bitcoin'de yine %1,9'luk bir düşüş var. E, Lio'da da %8'e varan düşüşler görüyoruz. Peki Chainlink'e baktığımız zaman Chainlink'te e, pozitif bir görünüm var. Aslında e, belki Chainlink'i birkaç zamandır ayrıştıran bir durum bu. E, biraz daha farklılaşıyor diyelim altcoin'ler tarafında e, dikkat çekiyor. Ethereum klasikte %3'e e varan düşüş var. Monero'da yatay bir görünüm var. Stellar'da da yine %1'lik bir e, yükseliş karşımıza çıkıyor. Peki. Diğerlerine baktığımız zaman Kronos'da %5.5, Filecoin'de %3.2, Algorand'da %3.4 düşüşler karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla altcoinler tarafında da aslında Bitcoin'den veya ethereumdan çok farklı bir görüntü olduğunu söylemek mümkün değil. Peki Metaverse tarafına hızlıca bir bakalım. Şimdi Metaverse tarafında bildiğiniz gibi işten çıkarma haberleri, Metaverse yatırımlarında bir miktar duraksama. E, bütün bunlar aslında... E, Birazcık daha o piyasanın belki ayrışmasına engel oldu diyelim son dönemde. FTX kriziyle beraber aynı yola doğru sürüklendiğini görüyoruz pek çok metaverse coin'inde. ApeCoin'e baktığımız zaman %4,2'lik düşüş çıkıyor karşımıza. Sandbox'ta %4,7, Decentraland'in MANA'sında %3,8'lik yükseliş var. Ee, i̇nternet kompütürde yüzde 1,6'lık düşüş var. Teta'da e, yatay bir görünüm var. Eksi infinitede yüzde 3,8'lik düşüş karşımıza çıkıyor. Peki trendlere de hızlıca bir bakalım. Trendler tarafında da FTX token'ının yüzde 5'e varan yükseliş sergilediğini görüyoruz. Hatırlayacaksınız yatırımcılara e, özellikle çalışanlarına e, bir mektup yazmıştı. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried. E, dolayısıyla sonrasında da Hala bir çözüm yolu olduğuna dair bir e, çaba olduğu ortaya çıkmıştı. Hala mahkeme süreci devam ediyor. Bir süre daha biz FTX token'da ciddi anlamda bir dönüşüm beklemiyoruz. Ama tabii ki haber akışları bunu belirleyecek. Solana tarafında %2,6'lık düşüş var. E, Bitcoin öne çıkıyor trendlerde. Ethereum öne çıkıyor. Terra Classic öne çıkıyor %3,8'lik düşüşle. Yine Curve DAO tek, token'da %0,15 yatay bir görünümle karşımıza çıkıyor. Peki hemen Fanta Okun'lara bakalım bir de. Şimdi biz hali hazırda tabii Dünya Kupası arasındayız. Kendi e, yerli takımlarımız açısından söyleyelim. Fenerbahçe token'da düşüşü görüyoruz. Galatasaray fan token'da ve Trabzonspor'da da aslında yatayın üzerindeki görüntü karşımıza çıkıyor. Ama e, tabii bu dönem e, dünya kupası arası olduğu için fan token'lar tarafında biraz sakin geçen bir dönem. Bunu tekrar hatırlatalım. Alanya spor fan token'da %4'lük bir gerileme var. İstanbul Başakşehir fan token'da %6,7'lik bir düşüş var. Göztepe'de de %1,19'luk düşüş var. Yani piyasanın geneli nasıl hareket ediyorsa Oradan devam ediyor. Peki özellikle Türkiye Basketbol Federasyonu tokunu da az önce karşınıza çıktı onu da söyleyelim. Orada da sakin bir görüntü var. Peki e, hemen haber akışımıza da hızlıca bir bakalım istiyorum çünkü e, ülkelerin neler yaptığı bu dönemde borsaların neler yaptığı çok yakından izleniyor. Rusya'dan bir kripto para borsası adımı e, gelebilir. E, kendi ulusal kripto para borsalarını kurmayı e, düşündükleri yönde bir haber akışı var. E, özellikle e, yerel basında çıkan haberler tabii bunlar. E, Rus parlamentosunun alt meclis üyelerinin Dijital finansal varlıklar ve kripto para verimi mevzuatında bazı değişiklikler yapma çalışmaları olduğu yönünde haberler çıktı. Dolayısıyla düzenlemenin de ötesinde bir e, yerel kripto para borsası kurulabilir mi? Bu araştırılıyoruz araştırılıyor Rusya'da. E, tabii özellikle e, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar sonrasında Rusya için bir alternatif sistem olarak e, çıkabilir. Tabii bir de şunu da biliyoruz. Yani özellikle savaş döneminde e, pek çok hem Ukraynalı hem Rus... E, halkından pek çok insanın da e, özellikle kripto varlıkları e, kullanma, ödeme aracı olarak tercih etme eğilimleri var. Dolayısıyla bunun da etkisini gördük. E, Singapur'a bakacağız. Singapur tarafında e, kripto para borsası Holdnot'a bir soruşturma başlatıldı. Bildiğiniz gibi Singapur, Bahamalar bunlar aslında kripto para borsalarının en büyüklerin e, ana merkez üstleri olarak konumlanıyor. Dolayısıyla... Ee, bu tip ülkelerin de alacağı kararlar aslında çok daha kritik belki Avrupa'dan Amerika'dan çünkü o merkeziyetsiz sistem dediğimiz sistem aslında kripto para borsaları için bu ülkelerde kilitleniyor. Ee, şimdi Holnot'a bir soruşturma başlatılmış durumda polis teşkilatının beyaz yakalı bölümü şirket ve yöneticileri dolandırıldıklarını ee, söyleyen kişileri araştırıyorlar. Bir soruşturma raporu açılmış. Anladığım kadarıyla çok sayıda kişi var. Dolayısıyla büyük bir dosyadan bahsediyoruz. 189,7 milyon dolarlık bir kayıptan e, bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla e, bu kadar ciddi bir rakam soruşturmaya değer. Dolayısıyla da e, Singapur'da buna ilişkin soruşturma süreci bir süre daha herhalde devam edecek. Bununla ilgili haber akışında sizlerle paylaşırız. Binance'in CEO'sunun bir adımı var. Hemen ondan bahsedelim. Binance'in CEO'su e, Changpeng Zhao diyor ki e, artık diyor ben yeni bir e, fon kuracağım. Bir kurtarma fonu. E, bu fonla beraber e, artık e, zor durumda olan e, kripto para piyasasında ya da kripto varlık e, borsalarında e, bir e, kurtarma paketi adeta alım paketi uygulayabilirim diyor. Şimdi e, tabii Binance niye önemli? FTX'de hatırlayacaksınız. E, Binance herhangi bir şekilde FTX'i satın alabilir mi diye e, konuştuğumuz bir dönem olmuştu. Dolayısıyla biz bunu... Binance tarafından göremedik. Hemen ertesi gün anlaşmadan çekildi. Şimdi Binance'in bu tip bir karar alma mekanizması içerisinde ne kadar tutarlı davranabileceği de soru işaresi. Voyager içinde teklif verdiğini doğruladı Binance aynı açıklamanın içerisinde. Dolayısıyla FTX'e ilgili keşke tweet atmasaydım dedi. Ama çok tutarlı yönetici davranışları olmuyor bunlar. Yani bu 1 milyar dolarlık oluşturulacak fon gerçekten kurtarma amacı mı taşıyacak? Yoksa Farklı bir e, mekanizma mı işleyecek bilmiyoruz. Ama Binance sadece kendi içerisinde böyle bir fon oluşturmak niyetinde. Bunu da söylüyor olalım. Evet biz bugün haber akışımızın sonuna geldik. E, Paranın kripto haline sabah, sabah raporunda. Pazartesi sabah yine aynı saatte karşınızda olacağız. Ama hemen şunu da e, bir hatırlatalım. En başta bahsettiğimiz konu. E, Dediğimiz gibi bu piyasanın küçülmesiyle beraber e, Kasım 2021-Kasım 2022 arasında yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık bir kayıp oldu e, şeklinde e, bir hesaplama yapıldı. Yani 95 ülke 2015 ile 2022 arasında kripto uygulamaları e, incelenmiş. Dolayısıyla 2021-2022 arasında sadece çok ciddi bir kayıptan söz ediyoruz. İlginin çok fazla arttığını biliyoruz. Kullanıcıların yüzde 7, kullanıcıların özellikle bu piyasada yatırımcıların %73'ünün e, Bitcoin'in e, 20 bin doların üzerindeyken giriş yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla orada bir zarar olduğu durumda satış yoluna gittiler. E, kimisi işte batan borsalarla veya e, tokenlarla ilgili sıkıntılara maruz kaldı. Ama anlaşılan o ki sonsuz öyle söylemiş olalım. Regülasyonlar yılı olacak 2023 yılı. Dolayısıyla kripto varlık piyasasını en başta regülasyonlar bekliyor. Belki şimdiki kadar büyük volatiliteler değil ama büyük regülasyonlar göreceğiz gibi görünüyor 2023 yılı itibariyle. Hoşçakalın.